Çok kıymetli basın mensupları, aziz dava arkadaşlarım, hepinizi şahsım ve Demokratlar Platformu adına en derin sevgilerimle, saygılarımla, en kalbi muhabbetler selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün burada bir arada olmamızın amacı, rahmetli başvekilimiz Adnan Menderes'e ve onun çok kıymetli bir sözüne yapılan emek hırsızlığını telin etmek için bulunuyoruz. Kıymetli arkadaşlar, 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir anlayışıyla tek parti sisteminin baskıcı anlayışını yok eden bu aziz milletin milli ve manevi değerlerini tekrar bu aziz milletle buluşturan şehit başvekilimiz ne yazık ki 27 Mayıs 1960 yılında yapılan bir alçak darbeyle 17 Eylül 1961 tarihinde şehit edilmiştir. Biraz sonra kullanacak olduğum bir sözün yanlış anlaşılmaması için bir ön cümle kurmak istiyorum. Bizler Allah'a iman etmiş, teslim olmuş insanlarız. Bu gördüğünüz mekan Türk siyasetinin kıblesidir. Bir önceki cümleyi de bunun için kurdum. Kıymetli arkadaşlar, Menderes Demokrat Misyon'un bu aziz milletin gönlünde 73 yıldır yaşayan çok değerli bir devlet büyüğümüz, bizim de kıymetli bir abidemizdir. Cumhuriyet Halk Partisi ve onun lideri hiç utanmadan, sıkılmadan bu aziz milletle Menderes'in sözü olarak tarih bulmuş, vizyon bulmuş, duygu bulmuş, maneviyat bulmuş, yeter söz milletindir sloganını ne yazık ki kullanmaktadırlar. Önce şehit başvekilimizi astılar, sonra da hiç utanmadan, sıkılmadan şehit başvekilimizin yeter söz milletindir sözünü kendi parti binalarına asarak tekrar Menderes'in ruhunu idam sefasına çektiler. Bu siyaset aymazlığını, bu siyaset kalfazanlığını şiddetle reddediyoruz, kınıyoruz. Değerli arkadaşlar, Menderes bir misyondur. Siyasette isimler değişir, ruhlar değişmez. Dün Demokrat Parti, Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Refah Partisi, bugün AK Parti. Bu misyonun vücut bulduğu ve milletle beraber Türkiye'nin gelişimine ve katkısına büyük bir güç ve destek vererek azimle tarihe doğru yürüyüşüne devam etmektedir. Bu inançla, bu anlayışla, bu misyon ve bu platform hem Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında hem de Menderes misyonunun ve Menderes'in bu Menderes kokulu evlatlarıyla beraber bu yolculukta hep de yanlarında olacak. Buradan bir çift sözüm de Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal'a var. Bir milletvekilliği uğruna bu misyonun çok değerli bir kıymetini Menderes'imizi şehit eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölgesinde milletvekili olmak ve bunu sürdürebilmek için bu aymazlığa ve bu kalpazanlığa ses çıkarmaması bizi gerçekten üzmüştür. Gültekin Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değirmenine su taşımaya çalışıyor ama şunu iyi bilmelidir ki o dere kurumuştur, o derede su yoktur. O misyon ve o ruh az önce ifade ettiğim gibi AK Parti'nin gövdesiyle beraber buluşmuş, isimleri değişmiş ama o ruh ve o misyon devam etmektedir. Bu misyonun Menderes kokulu soylu evlatları buradadır. Türkiye'nin her yerindedir. Hep var olmaya devam edecektir. Yeter söz milletindir sözü, ruhu ve manası demokratlara aittir. Menderes'i sevenlere aittir. Türkiye'yi sevenlere aittir. Türkiye'ye hizmet edenlere aittir. 3-5 siyaset soytarısının, siyaset kalpazanlarının bu sözleri, bu sözü kullanmalarına izin vermeyeceğiz. Yeter sözde, kararda, gelecekte milletindir. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
samimi haber olarak Cumhurbaşkanımızın da bu konuda belli hassasiyetler açıklamaları oldu. Dolayısıyla günün de anlamıyla sizin söylemek istediklerinizden birkaç cümle alabilir miyiz? Bugünlerde günün anlamı yeter söz milletindir sloganının rahmetli Menderes'i idam sehpasına gönderen Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinin o sözü kullanarak gündemi biz de takip ederek bu gündemle ilgili burada toplandık. Şunu çok net olarak söyleyelim. Demin de ifade ettim, tekrar ifade ediyorum. Bu söz demokrat misyonun sözüdür. Bu söz Menderes'in sözüdür. Bu söz bugün o misyonun yüklenicisi ve vücut bulmuş haliyle beraber AK Parti'nin Sayın Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yeter söz milletindir, karar milletindir, gelecekte milletin sözüyle beraber bütünleşmiş bu ruhun, bir misyonun sözüdür. Bu sözü Cumhuriyet Halk Partisi kullanmakla beraber ancak bu sözü kirletmeye çalışabilir ama kirletemez. Bu söz tertemiz bir sözdür, bembeyaz bir süt gibi ak bir sözdür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu siyasi soytarılığına, bu hırsız, söz hırsızlığına ve bu siyasi kalpazlanlığına demokratlar platform olarak asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Sadece burada değil, Türkiye'nin her yerindeki arkadaşlarımız bu zihniyete, bu milli irade düşmanlarına gerekli cevabı bugün yarın vereceklerdir. Biz teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Samimi haber olarak günün anlamına ve sizin söylemek istediklerinize şahit olursak neler söylemek istersiniz? Tabii ki. Yani aymazlıklar vardır. İnsan hayatında her zaman aymazlıklarla karşılaşabilir. Biz siyasette çok karşılaştık. Ama bunu, bu aymazlığı geçti. Önce kendini asacaksın, sonra pankartını asacaksın. Bunu Türk halkı yemeyecektir. Ve yemeyecektir ve yemeyecektir. Yeter söz milletindir. Demokrat misyonun, Demokrat Parti'nin sözüdür ve öyle de kalacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde misyon da burada, herkes burada. Bu iş böyle gidecektir. Yazıklar olsun onlara.